Merhaba değerli takipçilerim. Derya'nın mutfağı kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gül tatlısı yapacağız. Hemen önce şerbetini yapmakla başlayalım. 3 su bardağı şeker. 2 3 Şimdi 3 su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz. Çeyrek limon kabuğuyla birlikte bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısacağız. Kısık ateşte 10 dakika kaynayacak arkadaşlar. Şerbetimi ocağa aldım ben. Şerbetim kaynayınca altını kapatacağım. Kısık ateşte bir 10 dakika kaynayacak. Şimdi yoğurma kabımıza 125 gram tereyağını ilave ediyoruz. Margarin de olabilir arkadaşlar. Eritilmiş margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı irmik. 1 paket kabartma tozu. 1 pakette vanilya. Kabartma tozunu yarım pakette kullanabilirsiniz. Önce bu sıvı karışımları bir karıştırıyoruz. Malzemeleri tekrar hatırlatayım. 125 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik. Bunları bir güzel önceden karıştırıyoruz. 3 su bardağı da su. Unun kalitesine göre, unun markasına göre değişkenlik göstereceğinden dolayı un miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. 1 su bardağı unu aldım ben. Önce bir karıştıracağım. Bu da 2. su bardağı unu. Üçüncü bardak unumu azar azar ilave ediyorum arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden 3. bardak unumu azar azar ilave ediyorum. Birazcık daha un ilave ettikten sonra kıvam alacak. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Böyle elimle de göstereyim. Yapışmaması için altına birazcık un serpiştirdim. Şimdi portakal büyüklüğünde hamuru aldım. Böyle açıyorum. Merdane ile bu şekilde açıyoruz. Bardakla böyle şekiller veriyoruz. Aradaki hamurları tekrar alıyorum ortasından. Böyle üçünü, dördünü bırakıyoruz. Bu şekilde gül tatlımızın şekillerini veriyoruz. İkinci işlemde aynı şekilde arkadaşlar. Bütün işlemler aynı. Bu şekilde sarıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Şimdi biz tepsimizi dolduralım. Pişirme aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde gül tatlımız hazır.
Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde pişirin. Süre vermiyorum. Fırından fırına değiştiği için süre vermiyorum. Fırından çıkardıktan sonra, ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık şerbetini üzerine döküyoruz. Evet, gül tatlımız da bitti arkadaşlar. Deneyenlere afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı günler.